Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu. Bu videoda Orta Dünya'nın Karanlık Lord'unu, gerçek Karanlık Lord'unun hikayesini inceleyeceğiz. Birkaç bölüm olacak tek videoya sığdırmak. Video uzun olur diye aslında yapmadığım bir şey. Ama hani bu şekilde parça parça görmek de eğlenceli olacaktır. Melkor'u işleyeceğiz. Melkor kimdir, nedir, ne yapmıştır, nasıl bir şeydir, hikayenin içindeki o Karanlık Lord efsanesini yaratmak için ne tür bir performans göstermiştir, ona bakacağız. Bu videodaki konumuz Orta Dünya'nın gerçek Karanlık Lord'u Melkor. Lafı çok uzatmadan videoya başlayacağım ama önce ne diyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanala üye olmayı, yeni üyeler geçirmeyi unutmuyoruz. Bu bir ricadır. Smeagol'un evinden sizlere artık video başlayabilir bence. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Melkor'u anlamak bir nevi Orta Dünya'yı anlamak gibi bir durum. Yani hikayenin aslına bakarsanız başlangıcını kaplayan bir karakter ve birçok şeyin şekillenmesi için de Melkor'a ihtiyacınız var Orta Dünya evreninde. Melkor Morgoth. Aslına bakarsanız aynı karakterden bahsediyoruz. Hikayenin içinde defalarca duyduğunuz iki isim. Melkor dediğimizde bir Quenya ismine karşılık geliyor bu. Bir elf, Quenya elfçesinde bir isim. Nedir? Güç ile doğmuş veya güç ile yükselmiş anlamına geliyor. Morgoth dediğimizde Sindarin elfçesinde bir kelime. O da dünyanın karanlık düşmanı anlamına geliyor. Bu iki isimle bu karakteri defalarca Tolkien hikayelerinde görmüş, duymuş, okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. İlk Karanlık Lord olduğunu söyledik. Aynı zamanda isyankar Vala da deniyor. Şimdi Vala neydi? Hemen burada parantezi tekrar açıyoruz. Tolkien evreninin melekleri. El-Ulivatar yani tanrısı Tolkien evreninin ve altında Vala dediğimiz kavram yani meleksi varlıkları. Melkor da bu gruptan biri. Ancak kadim çağlarda Orta Dünya'da kötülüğün yönetimini ele almış olan ve Orta Dünya'nın daha doğrusu Tolkien evreninin kurgusunu, kuruluşunu devamlı sabote eden, devamlı kaosa sürükleyen bir karakter var karşımızda. Arda'yı yani Orta Dünya'yı bir türlü istediği gibi kontrol edemediği için orada kaos yaratan bir karakterden bahsediyoruz. Aynı zamanda da yaratılış müziğini yani o Ainur'un söylediği o müziği ahengini bozan, onun içine kaosu getiren de yine Melkor. Melkor bu kötülükleri yapmak için birçok gücü, birçok karanlık gücü bir araya getirmeyi başarıyor. Birinci çağ ve öncesinde o kadim çağlarda iki lambayı, iki ağacı yok eden, aynı zamanda Silmarilleri elflerden çalarak ortalığı karıştıran karakter yine Melkor. Birinci çağın sonundaki o gazap savaşına kadar Valar'ın yani meleksilerin yaptığı her şeye çomak sokan, onların ahengini bozan karakter Melkor. Gazap savaşıyla birinci çağın sonunda ne oluyor derseniz artık mağlup ediliyor. Gına geliyor karşıdakilere ve mağlup ediyorlar, ele geçiriyorlar Melkor'u ve Melkor bir gün geri döneceği kehanetiyle beraber zamansız boşluğa mahkum ediliyor. Timeless Void diye geçiyor orijinal metinlerde. Bunu tam anlamıyla zamansız boşluk olarak çağırabiliriz veya çevirebiliriz diyeyim. Abyss aslında bu dibi olmayan sonsuz bir boşluktan bahsediliyor. Aslında teoride ve pratikte karşılık geldiği şey Tolkien evreninde yaşayabileceğiniz yokluk. Bu kavramı karşılıyor zamansız boşluk. Bu kavram neden yokluğu ifade ediyor? Yani o zaman ve mekanı ifade ediyor diye sorarsanız veya o tür bir soru işareti doğarsa kafanızda bunu hemen tam karşılığı olan kavramla açıklayabiliriz ki bu da Ea'dır. Ea da Tolkien evreninin tamamının aldığı isimdir. Bu zamansız boşluk bir taraf, Ea bir taraf. Bir tanesi fiziksel varoluşu, diğeri fiziksel var olmayışı temsil ediyor aslında. Sonsuz bir boşluk ve Tolkien evreninin var olduğu, fiziki yapının olduğu bölüm. Zaten orijinal metinlerde yine Ea'yı let it be ya da exist diye anlatıyorlar. Yani olsun veya olan, var olma anlamındaki bir kavramın karşılığı bu ifade.
Hemen şöyle açalım. Orta Dünya aslında bir yıldız sisteminde, bir gezegende bir kıta. Bu şekilde Orta Dünya'yı anlatabiliriz. Arda ise elflerin ona verdiği isim. Ea dediğimiz ise tüm Tolkien evreninin toplamına verilen addır. Şimdi niye bu kadar detaylı bir şeyler açıkladık burada Melkor'un hayatını anlatmaya çalışırken veya varoluşunu? Çok basit matematiği var. Ne dedik? Timeless void, yani sonsuz boşluğa mahkum edildi dedik. Ama Melkor'un hikayesinde gezindiği, belli arayışlarını gerçekleştirdiği bir boşluk daha var. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Zamansız boşluk dediğimiz fiziksel yapının var olmadığı, bir nevi mahkum edildiğiniz bir ortamken, diğer Melkor'un gezdiği boşluk Ea'yı çevreleyen, yani Tolkien evrenini çevreleyen boşluk. Bu durumda belki de günümüzde uzay dediğimiz, dünyayı çevreleyen uzay dediğimiz o büyük boşluğa veya artık nasıl adlandırırsanız ona karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Hem niye bu boşluk kavramını da açıkladık? Çünkü hem zamansız boşluğu yaşayacak Melkor, hem de zamanın büyük bölümünü öbür Tolkien evreninin çevreleyen boşlukta geçirecek. Ainul Indale, yaratılış hikayesi. Tolkien evreninin başlangıcı. Silmarillion'da olan bir hikaye. Bunu detaylandırmak gerekiyor ki Melkor'un hikayesine başlayabilirim. Melkor zamansız salonlarda Eri Ilúvatar tarafından yaratılmış bir varlık. Ben bunu meleksi olarak anlattığımda ya da melek olarak anlattığımda o tanrı melek kavramına tam denk geldikleri için bana daha rahatlatıcı ve mantıklı hale geliyor ve algılamada ya da anlamada biraz daha kolaylık sağlıyor. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Gücü ve bilgisi diğer meleksi varlıklardan çok daha yüksek. Gözde olan Melkor aslında. Bir de kardeşi var, Manwë adında. Kardeşiyle hemen hemen hiçbir alakası olmayan Melkor, o üstünlüğü, o gücünün sonunda yaratıcısının, yani Eru Ilúvatar'ın o yaratma gücünü oluşturan hikmetin ne olduğunu araştırmaya başlıyor. Bu noktada Melkor'un aradığı şeyin Eru Ilúvatar'ın yaratma gücü olan ölümsüz veya sonsuz ateş olarak çağrılan veya adlandırılan, artık ne derseniz güç, yetenek veya özellik nasıl adlandırırsınız bilemiyorum, tercih size bırakıyorum. Öyle bir durum var. Ölümsüz ateş. Eru Ilúvatar'ın yaratma gücünü veren şey bu kavram. Melkor'da doğal olarak böyle bir gücün yaratılan o evrenin dış tarafında olacağı hayaline kapılıyor ve Ea'yı, yani Tolkien evrenini, o yaratılan Eru Ilúvatar'ın yarattığı evrenin dışını kaplayan boşluğa devamlı yolculuğa gidiyor. Orada bu ölümsüz veya sonsuz ateşi bulacağını düşünüyor. Ancak planlarda şöyle bir sıkıntı var. Bu ölümsüz ateş dediğimiz kavram aslında Eru Ilúvatar'a ait bir şey olduğu için her daim onun yanında bulunuyor. O yüzden de Melkor bir şekilde bunu bulamıyor. Tabii bu Melkor'un farkında olduğu bir durum olmadığı için onun arayışı devam ediyor. O boşluğa gidip arayışına devam ediyor ve bu sırada da diğer meleksilerden fazlasıyla uzakta kalıyor. Genelde yalnız başına geziniyor Melkor. Ve doğal olarak bunun sonucunda da farklı düşünceleri, farklı fikirleri oluşmaya başlıyor. Aslında meleksiler Eru'nun fikirlerini, onları yaratırken yaptığı planların devamını sağlayan varlıklar. Ancak Melkor hem arkadaşlarından, yani yaratıldığı grubun dışında geziniyor, hem de yaşadığı tecrübelerden dolayı olsa gerek kendine has, kendine özgü, aslında yaratılışında ona verilmeyen fikirlere sahip olmaya başlıyor. Yaratılışın asıl esamesinin okunduğu nokta Ainur'un şarkısı denen olaydır. Eru Ilúvatar meleksilerinin söylediği şarkılarla evreni şekillendirirler. Böyle bir durum var. Tabi bu şarkı söylenirken herkesin söyleyeceği bölüm, söyleyeceği tema bellidir. Ancak bir farkla Melkor bu artık ahengin içine kendi fikirlerini de katar. Bu şarkıya işlenen yabancı fikirler doğal olarak ahengi bozarlar. Namelerde ortaya çıkan bu uyumsuzluğu halletmek için Eru şarkının içine farklı temalar katar. Ancak müziğin içindeki o bozulmayı düzeltemez. Ve müzik bittiğinde Melkor'u çağırır ve onu azarlar.
Daha sonrasında da över Melkor'u. Çünkü en yetenekli, en bilgesi odur Meleksilerin. Ancak bir hatırlatmada bulunur. Yapabileceği her şeyin kaynağının kendisinde, yani Eru'da olduğunu Melkor'a hatırlatır. Sonuca bakarsak eğer bu uyuşmazlıklar bile Eru'nun ortaya çıkarttığı ürünün mükemmelliğine hizmet ederler. Ancak burada çok net belirtilmek gereken bir durum var. Melkor aslında biraz utanmıştır. Ancak daha da kuvvetli olarak içinde uyanan hissiyat nefrettir. Böylece Ainur'un müziği Tolkien evreninde Arda olarak gövde bulurken içinde belli başlı uyumsuzlukları da taşımaktadır. Sonuçta yaratılış hikayesi devam ettiğine göre Melkor ve diğer meleksiler, yani Valar, yarattıkları o dünyanın içine inerler veya girerler. Şimdi bu noktada hikayeyi First War, yani birinci savaş diye ayırabilirsiniz. İlk çatışma burada gerçekleşir. Valar, yani meleksiler, Arda'ya, yani orta dünyaya inerler ve burada müziğin ortaya çıkarttığı yapıyı şekillendirmeye başlarlar. Bu şekillendirilen maddeye Arda'nın tarlası diyorlar. Ve bunu gören Melkor buradaki potansiyeli hisseder ve buranın yönetimi bende olmalı der. Ancak diğer meleksiler, yani Valar, Manwë'yi, kardeşini lider olarak seçerler. Çünkü Manwë en kuvvetlileri olmasa dahi Eru Ilúvatar'ın, yani Yaradan'ın fikirlerini en iyi anlayan ve en iyi aktarandır. Bu durumu gören Melkor bütün Valar'ı karşısına alır. Düşman olur kendiyle beraber yaratılan o meleksi varlıklara. Ve onlar ne zamanki orta dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek bir şeyler yaparlar, Melkor mutlaka o işe çomak sokar. Melkor çok uzun süre Valar'a ve onların dünyalı Maiar diyorlar. Yani bu Gandalf ve türevlerinin orta dünyaya inmiş hali. Bir de tabii ki nerede? Yaratıldıkları yerde de hizmet edenleri var. Bunlara karşı tek başına mücadele verir Melkor. Ve çok uzun süre üstünlüğü de elinde tutacaktır. Bu çatışma sürecinde Melkor, Valar'ın orta dünya üzerinde yapmaya çalıştığı her şeyi bozar. Bu yüzdendir ki orta dünya uzun süre şekilsiz bir şekilde kalır. Bu gidişata dayanamayan kudretli Vala, yani meleksilerden Tulkas, Arda'ya iner. Ve bu noktadan itibaren güç dengesi Valar tarafına döner. Melkor artık o kadar efektif değildir. Hatta Tulkas'tan korkar ve kaçar. Orta dünyayı belli bir süre yalnız bırakacaktır. Bu noktada artık Arda'nın baharı denen bir noktadayız. Melkor'dan kurtulmanın verdiği veya getirdiği pozitifleri işlemeye başlar Valar. Melkor'un ayrılışından sonra Valar dünyadaki kargaşayı susturmayı başarır. Burada ifade olarak Earth geçiyor orijinal metinde. Bu noktada zaten biraz belki Melkor'u da, işte Tulkas'ı da, Manwë'yi de karşılaştırabileceğiniz birçok dünya referansı var. Doğal olarak zaten Orta Dünya isminin kökenini başka bir videoda anlatmıştık. Ancak baktığımızda Tolkien'in kurgusunun içindeki yerin aslında şu an yaşadığımız dünya olduğunu kendi ağzından yazıya döktüğünü biliyoruz zaten. Bu kargaşayı susturmanın ana motivasyonu da Eru'nun çocuklarının, ilk yaratılanların, yani elflerin yeryüzüne gelmelerinin hazırlığıdır. Dünyanın ışığı olsun diye iki lamba yaratırlar ve bu lambaların ortasına da kendi yerleşkesini koyar Valar. Melkor bu süreçte orta dünyaya kendisinin müziğinden etkilenip onun safına geçen Maiar grubuyla, yani hizmetçi, bir tık altı dediğim gibi Gandalf, Sauron, Balroglar gibi karakterlerden bahsediyoruz. Onlarla orta dünyaya geri döner ve kuzeyine gider yerleşken Karan'ın. Ve orada kuzeyde bir kale kurar. Utumno kalesini kurar ki Karanlık Lord'un ilk yerleşkesi, ilk büyük kalesi burası olacaktır. Utumno kalesinin savunması için de yeryüzünün kuzeyindeki o demir dağları, onları yukarı doğru yükseltir, korunma hattı oluşturur kendi kalesi için Melkor. Kendi kalesini korumak için yeryüzünün şeklini değiştirebilecek güçte olan bu karakterin tabii ki kuzeye gelmesiyle bir yozlaşma, bir çürüme başlar ve bu şekilde Valar, diğer meleksiler, Melkor'un orta dünyaya, parantez içinde Arda'ya geri döndüğünü anlarlar. Ancak onlar Melkor'u aramaya çıkmadan önce Melkor Utumno kalesinden çıkar,
dünyayı aydınlatan iki lambayı devirir ve içindeki ateş orta dünyayı kavurur. Bu Valar grubunu yeterince oyalayacaktır ve bu şekilde Melkor onlara yakalanmadan tekrar Utumno kalesine geri kaçmayı başarır. Bu olayın sonucunda Valar, o meleksi varlıklar Aman kıtasına kaçarlar. Daha doğrusu geri çekilirler. Valinor'u kurarlar oraya. Ve orta dünyayı Melkor'la baş başa bırakırlar. Bu dönemde Melkor isimsiz ve sayısız kötülüğü yeryüzüne çıkartır. Orta dünyayı bir karanlık kaplar. Ve bu sırada batıda ikinci bir kale kurar. Angband kalesi, o Angband'ın cadı kralındaki Angband kalesi bu dönemde yapılır ve yönetimi Sauron'a verilir Melkor tarafından. Valar ise iki lambanın yok oluş sekansında orta dünyanın gördüğü hasar, ızdıraptan dolayı biraz çekingendir. İlk etapta Melkor'a müdahale etmek istemezler. O yüzden de orta dünyayı biraz da kaderiyle baş başa bırakmış durumdadırlar. Bu da tabii ki doğal olarak Melkor'un ilk yaratılanları olan elfleri Valar'dan önce bulmasını sağlar. Ve birçoğunu da yakalamayı başarır. Onlarla biraz da aşağılayıcı bir şekilde dalga geçer. Onlara işkence eder, onları yozlaştırır ve ilk ork türünün yaratılması bu şekilde olur. Evet, bu noktadan birinci çağına geçiyoruz Tolkien evreninin. Valinor'da Melkor'un zincirlenmesi başlığı altında görülebilecek bir hikaye burada olacak olan olaylar silsilesi. Elfleri Melkor bulmuştur ancak daha sonrasında onların o doğum yerini avcı melek Orome'de bulur. Ve doğal olarak haber verir, koruması altına alır ve Valar bu defa azim ve inançla Melkor'a karşı harekete geçer. War of Powers diye geçiyor, güçlerin savaşı. Burada Melkor'un ordusuyla Valar karşılaşır. Ancak baktığınızda aslında çok ümitsiz bir savaş bu. Yani meleksilerle sizin Utumno'da yaratmış olduğunuz orklar, bu tür sizin ortaya çıkarttığınız kötülükler. Doğal olarak ağır bir yenilgi alır Melkor ve ordusu. Utumno'ya geri çekilir ancak ağır bir kuşatma altındadır kale. Orome ve Tulkas'ın yönetimindeki Valar grubu çok ağır kayıplar verdirir Melkor ve Melkor'un ordusuna. Daha sonrasında Utumno'nun kapıları kırılır ve Melkor tutsak edilir. Melkor, Vala Aule tarafından hazırlanmış olan Angainor isimli bir zincirle bağlanır. Mandos'un saraylarında sadece ve sadece Melkor'u yakalamak üzere hazırlanmış bir zincirdir bu. Kim tarafından? Demirci ve Tanrı veya Demirci Meleksi Aule tarafından hazırlanan Angainor'dan bahsediyoruz. Melkor Valinor'a getirilir. Af diler ancak doğal olarak kabul edilmez. 3 çağ boyunca Mandos salonlarına atılır. Evet, şimdi Mandos salonları nedir? Hall of Mandos diye geçiyor. Bunu da burada açıklamak gerekiyor. Eru'nun ölmüş çocukların ruhlarının bekletildiği yer. Hall of Awaiting diyorlar aslında. Orijinal yine metinlerde bu şekilde bir ismi de var. Fiziksel bir varoluşun olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Sadece ruhani oluşumlardan oluşuyor ve burada bekliyorsunuz. El mahkum aslına bakarsanız bir nevi yine bir arafta diyebilirsiniz veya ne bileyim orta dünyaya ait ruhani bir hapishanede. Aslında bekleme salonu, hapishane demek yanlış olur. Çağlar geçtikten sonra Man ve Melkor'u karşısına alır. Yargılanmaya çıkar aslına bakarsanız. Manwe'nin huzuruna çıkan Melkor sanki pişmanmış gibi davranır. Manwe kardeşine baktığında kendi içinde de o tür bir kötülük olmadığı için onun bu haline inanır ve serbest bırakılmasını, affedilmesini emreder. Başlangıçta Melkor değişmiş gibidir. Kendisinin ya o eski kötülüğü kalmamış gibi gözükür. Kendisinden yardım dileyenler bu dönemde ondan oldukça fayda göreceklerdir. Ancak herkes Melkor'un bu güzel görüntüsüne inanmaz. Tulkas ve Ulmo'nun gözü hep üstündedir. Onun kötülüklerini unutmamışlardır. Devamlı takip ederler ve ne yaptığını gözlerler. Gerçekte de Melkor'un içindeki nefret artık eskisine göre çok daha harlı bir şekilde yanmaktadır. Elflerin mutluluğunu ve onun devrilmesinden en çok fayda sağlayan grubun onlar olduğunu anlayınca Melkor'un içinde elfleri yozlaştırmak için inanılmaz bir arzu büyür. İçindeki ateşi, o arzuyu tatmin edebilmek için 3 ana elf grubuna bakar. Bunların arasında Noldor'u kendi planlarını hayata geçirebilmek için en uygun grup olarak görür.
olağanüstü kurnazlığı ve acımasızlığıyla Melkor tekrar sahnededir. Evet, Melkor'un hikayesindeki birinci bölümümüz burada bitiyor. Devamını tabii ki haftaya çekeceğiz. Genel olarak Orta Dünya'yı dediğim gibi anlamak istiyorsak Melkor'un hikayesini dinlemek, bilmek, öğrenmek faydalı olacaktır. Renkli bir karakter. Sonuçta dediğim gibi günümüz referansları olan net bir karakterden bahsediyoruz. Ayrıca değişik de bir arkadaşımız. Yaptıkları, ettikleriyle ilginç bir Tolkien karakteri. Tabii Tolkien'in eğitimini aldığı o kilise, o dini eğitimin bir sonucunda burada çok net görüyoruz diyorum. Ve haftaya Melkor'un hikayesinin ikinci bölümüyle buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Simigal'ın evinden herkese kucak dolusu sevgiler, dostlar. Görüşmek üzere.